Bu bir sessiz çığlıktır arkadaşlar. Bu videoyu görüp lütfen paylaşın. Aynı zamanda bakanlar, valiler, kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı her neyse bu videomu görüp de Sayın Cumhurbaşkanımızı izletmese, özellikle TGR'de haber, A Haber, TRT 1 lütfen rica ediyorum bunları yayınlayın. Eğer yayınlamayın arkadaşlar, izletmeyin arkadaşlara benden almış olduğu vergiler haram olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, bu bir sessiz çığlıktır. Halkın sessiz çığlığıdır Sayın Cumhurbaşkanım. Bu halk, ben dava adamıyım. Açık beni konuşuyorum. Ben bu partinin dava adamıyım. Her ne dediyse yapıldı. 15 Temmuz'da sokağa da çıkıldı. E-muhtıralarda, dolarda. Biz ne dediyseniz yaptık. Sayın Cumhurbaşkanım, bu halk olarak, esnaflar olarak biz sizden iki tane özellikle demir yumruk bekliyoruz son bugünlerde. Bu demir yumruğun bir tanesi size en yakın olan Şok, A101, BİM, ise en yakın olan markete 2 dakikalığına gidip oradaki reyondaki o 5 kilo yağı alıp müdürüm gel bakayım buraya. Halkın %99'u bunu yapmanızı bekliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu gerçekten şu anda bütün 4 aydır gündemde, bununla ilgili hiçbir bakanlıklardan açıklama yok. Sadece ceza yazılıyor, şu yazılıyor. Bu cezayla falan olacak iş değil Sayın Cumhurbaşkanım. Bizzat sizin el atmanızı bu halk bekliyor. İkinci demir yumruk Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin koronavirüs heyetinin toplandığı merkez neresi bilmiyorum. Oraya bizzat gidip o heyete çat kapı gidip arkadaşlar gelin bakayım buraya. Siz bu raporları getiriyorsunuz. Lokanta, restoran, kafe, düğün salonu, kafeterya. Siz başka bir şey bilmiyor musunuz? Otobüslerin içinde 100 metrekare otobüsün içinde yüzlerce kişi alınıyor. AVM'ler, şunlar, bunlar, toplantılar falan, fişman hepsi serbest. Fabrika 100 metre fabrikada 100 kişi çalışıyor. 250 metrekare restoranda kafeye ben yasak. Ben bunları bu işletmecilere nasıl anlatabilirim? Sayın Cumhurbaşkanım, bu sektörde o fabrikalarda fazla çalışanlar var. 3 milyon kişi, 5 milyon kişiden bahsediliyor. Bunlar 1,5 yıldan beri aç. Sayın Cumhurbaşkanım, birçoğunun çeki senedi döndü. Hepsinin kira borçları birikti. İnsanlar psikolojisi bozuldu Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bu iki tane demir yumruğu bir dava adam olarak, millet olarak, halk olarak sizden rica ediyorum. Bu konuyla ilgili bizzat millet olarak sizden bizzat açıklama bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar.